Hoş geldiniz yayınımız efendim. Yaz akşamlarında bu akşam bir önceki konuyla ilişkili ama bir başka duyguya geçerek inşallah birlikte olacağız. Önceki programımızda muhabbet, sevgi duygusu, insana niçin verildiğini, nasıl kullanılacağını konuşmuştuk. Daha doğrusu bir yönünü konuşmuştuk. Bugün de buna korkuyu, yani havf damarını, korku duygusunu ilave edeceğiz. Cenab-ı Hak insana korku duygusu vermiş. Korkma diye bir şey yaşıyoruz, hal yaşıyoruz. Diğerlerinde olduğu gibi korku duygusunun verilişinde de yine bir asıl amaç var. Bunun doğru kullanımı var, doğru yere sarf edilmesi var. Yanlış veya isabetli olmayan bir alana yönlendirildiğinde, kanalize edildiğinde ki hatırlayalım, sevgi iradi değildir, muhabbet ihtiyari değildir ama ihtiyari olarak, iradi olarak yönlendirilebilir vurgusu yapmıştık önceki beraberliğimizde. Burada da aslında korku da yine neden korkacağız, ne kadar korkacağız, korkuyu doğru kullanmazsak, doğru yere sarf etmezsek ne olur? İnşallah bunları konuşacağız. Önceki programımızla ilişkili ve yumuşak bir geçiş olsun diye deyim yerindeyse, bu sevgi ve korkunun, yani muhabbet ve havfın insandaki iki güçlü aslında duygu bunlar. İlişkisi, hem ilişkisi hem de bu iki duygunun nereye nasıl sarf edileceğine dair Sözler isimli eserde 25. sözde 5. dalın ilk meyvesi bu konuyla alakalı. Sadece havfla ilişkili değil, hem insana verilen korku duygusu hem de sevgi duygusu ve bunların ne şekilde kullanılacağıyla alakalı bir bölüm var. Bu bölümde inşallah onu okuyalım istiyorum. Ondan sonra da müstakilen havf, yani korku niye verilmiş? Korku duygusunun yanlış kullanımı veya tahrik edilmesi nelere mal olur? Bunlarla ilgili birkaç bölüm var inşallah. Onları okuyarak devam ettirmek niyetindeyim. Şimdi bu bölümde, yani 5. dalın 1. meyvesinde şöyle deniyor. Ey nefis perest nefsim ve ey dünya perest arkadaşım, muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Hem şu kainatın rabıtasıdır, hem şu kainatın nurudur, hem hayatıdır. İnsan kainatın en cami bir meyvesi olduğu için, kainatı istila edecek bir muhabbet ki, hani çok güçlü bir duygu olduğunu söylemiştik. Kainatı istila edecek, kainatı ihata edecek bir duygu. Tabii hani kalple alakasını da burada düşünmek gerekiyor. İnsanın kalbi çok geniş, çok muhit, bütün kainatı içine alabilir bir özelliğe sahip. İnsanın, evet, kainatın en cami meyvesi olduğu için kainatı istila edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. Yerleştirilmiş, konulmuş. İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete layık olacak, nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir. Hani Allah için sevmek demiştik. Yani sevginin gerçek karşılığı, mecazi değil, ilahi muhabbet, ilahi aşk. Ancak nihayetsiz olan, baki olan, kendisi baki olan, bize vaat ettiği ebedi hayat, baki olan Cenab-ı Hakk'a yönlendirilmesi gerekir. Tabii böyle bir muhabbet, insana verilen, kalbine verilen böyle bir muhabbette nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir. Yani kemali nihayetsiz, sonsuz, sınırsız. İşte ey nefis ve ey arkadaş, insanın havfa ve muhabbete, yani korkuya ve sevgiye alet olacak iki cihaz fıtratında derc olunmuştur. Ala külli hal, o muhabbet ve havf ya halka veya halika müteveccih olacak.
Halbuki halktan havf ise eliğin bir beliyedir. Halka muhabbet dahi belalı bir musibettir. Şimdi her halükarda bizde bir duygu varsa bunu kullanıyoruz, kullanacağız. Fakat bize verilen duyguların, o duyguları bize verenin takdir ettiği, teslim ettiği yere sarf etmek, kullanmak gerekir demiştik. Daha önceki programımızda da bunun üzerine durmuştuk. Böyle olursa zaten veriliş amacına uygun kullanmanın getirdiği huzuru, saadeti, mutluluğu dünyada da insan yaşar. Ama asıl karşılığını ahirette görecek, ebedi hayatta, saadeti ebediye olarak inşallah cennetinde Cenab-ı Hak vaat etmiş. Dolayısıyla hem sevgi için bu böyle, hem de korku duygusu için bu böyle. Şimdi sevgiyi de korkuyu da insan ya halka sarf edecek, halk derken burada hani insan topluluğu anlamında değil, elbette onlar da var ama halk Allah'ın yarattıkları, mahlukatı, bunlar içerisinde insanlar da var. Allah'ın yarattığı her şey söz konusu. Hani hatırlayın, meyveyi sever, baharı sever, hayatı sever, ahbabını sever, ana babasını, eşini, çocuklarını sever diye geçmişti ya. Dolayısıyla bunların hepsi aslında halk, yani yaratılmış mahlukat. Zaten bir şeyi ya halktır ya Halık'tır. Veya ya halktır ya Hak'tır. Halk yaratılmıştır. Halk yaratma demek zaten. Halık da yaratan demek. Bir şey ya Halık'tır ya mahluktur. Dolayısıyla insan sevgi veya korku duygusunu veya her ikisini birden ya Allah'ın yarattığı mahlukata ya da bizatihi her şeyin sahibi olan, Halik'i olan Allah'a yöneltecek. Yani bunun dışında bir şey var mı? Allah var ve onun yarattıkları var. Onun yarattıkları çeşit çeşit, yani madde madde sayabiliriz pek çok şeyi ama neticede çok fazla budaklandırmayalım dediğimizde karşımıza Allah'ı sevmek veya Allah'tan korkmak veyahut da işte onun yarattıklarını sevmek veya onun yarattığı mahlukatından korkmak. Başka bir şey yok. Seçenek söz konusu değil. Fakat burada şöyle bir durum söz konusu. Ya halka veya Halika yönlendirecek. Oysa halktan, yani Allah'ın yarattıklarından korku ise eliğin bir beliyedir. Eliğin bir beliye, bela, sıkıntı. Diğer taraftan halka muhabbet dahi belalı bir musibettir. Halka muhabbeti, hatırlayın, bir şeyi kendi hesabına sevmek. Allah'ın yarattığı, aslında sevilecek, fıtraten meylettiğimiz şeyleri insan hani ihtiyarı değildir demiştik, sever ama kendi hesabına, yani manayı ismiyle bir şeyi kendi adına, onda bulunan vasıflar adına sevmek. Bu işte insan için büyük bir sıkıntı ve musibete dönüşüyor. Ama Halik adına, yaratanı adına sevdiğinde bu durumda zaten asıl yapması gereken o. Hem doğru kullanmış oluyor, hem de bu sevginin karşılığını kişi dünyada da ahirette de almış oluyor ve olacak. Evet, şimdi korkuyla ilgili kısım. Neden peki böyledir yani? Halktan korkmak elin bir beliyedir, bir beladır, bir sıkıntıdır. Halkı, yani Allah'ın yarattığı mahlukatı sevmek belalı bir musibettir. Çünkü sen öylelerden korkarsın ki sana merhamet etmez. Veya senin istirhamını kabul etmez. Şu halde havf eleğin bir beladır. Evet, korkarsın ama o korktuğun şey veya korktuğun kimse sana merhamet etmez. Dolayısıyla merhametsiz bir şeye, yani deyim yerindeyse adrese yönelttiğinde o korku senin için bir bedaya dönüşüyor. Veya senin istirhamını, yani
İstirham bir tür merhamet dileği, merhamet dilenme, merhamet isteğini kabul etmez. Şu halde havf eliğin bir beladır. Tersinden düşünecek olursak, insanı bu şeyden, beladan, sıkıntıdan kurtaracak olan şey nedir? Sana merhamet edecek bir adrese korkuyu yönlendirmek. Yani Allah'tan korkmak diyeceğiz ama neden Allah'tan korkmak? Veya işte sevgi için Allah'ı sevmek. Çünkü bu iki duyguyu, yani sevgi ve korku duygusunu ona yönlendirdiğimizde bu duygular tam karşılığını buluyor. Bu duygular karşılığını bulduğu için insan insani vasıflarını hani inkişaf ettirmiş olarak bu dünyada yaşıyor. Onun karşılığını dünyada görmeye başlıyor. Ahirette de asıl karşılığını görecek demiştik. Allah vaat etmiş. Dolayısıyla Allah'tan korkmak merhameti sonsuz olan, yani tabir caizse korktuğuna değecek bir adresten, bir otoriteden, birisinden korkmak. Korktuğuna değecek. Merhametsiz birisinden korkarsan bu korktuğuna değmiyor tabir caizse. Dolayısıyla öylelerden korkarsın ki sana merhamet etmez ve senin istirhamını kabul etmez. Merhamet talebini, ya korkuyorsan bir tehdit var demektir, bir tehlike var demektir. Ama o tehdit ve tehlikeden seni kurtarmayacak bir korkuya dönüşüyor bu. O zaman seni tehditten kurtarmıyorsa, tehlikeden kurtarmıyorsa, buna rağmen sen korku duygunu oraya yönlendiriyorsan, bu senin için bela ve musibetten başka bir şey olmaktan çıkmıyor. Yani dolayısıyla o zaman merhamet talebini dikkate alacak, kendisi merhametli olan, merhameti sınırsız olan, dileyene dilediği kadar merhamet etmesine kimse engel olamayacak olan bir otorite varsa, ki Rahman ve Rahim olan Rabbimizdir. Dolayısıyla korkuyu asıl ona yönlendirmemiz gerekiyor. Diğer taraftan ikili gidiyor burada havf ve merhamet olarak. Muhabbetse sevdiğin şey ya seni tanımaz, yani niye belalı bir musibet? Sevdiğin şey ya seni tanımaz, Allah'a ısmarladık demeyip gider. Seni tanımaz derken hani burada seni dikkate almaz, senin isteğine karşılık veremez anlamında. Allah'a ısmarladık demeyip gider. Ne gibi? Gençliğin ve malın gibi. Yani insan gençliğini sever mi? Sever. Ama gençliği Allah adına severse ebedi gençlikle mükafatlandırılır. Gençliği verenin istediği şekilde insan gençliğini kullanırsa, gençlik heyecanını, gücünü, ne bileyim, kudretini, imkanlarını o şekilde kullanırsa Cenab-ı Hak onu dünyada gençliğini, ki o vermiş zaten, verenin istediği tarzda ve onun rıza göstereceği şekilde insan yaşadığında Cenab-ı Hak bunun mükafatını ebedi gençlik olarak sana cennette takdir ediyor. Çünkü cennette yaşlı olmayacak. Cennette herkes genç olacak. Dolayısıyla hani burada bir parantez açayım. Sonra metinden devam ederiz yine. Yani Cenab-ı Hak ne kadar merhametli, ne kadar lütufkar, ne kadar ihsan sahibi, ne kadar fazl-ı kereminden bize nihayetsiz şekilde veriyor. Bizi yaratan o. Bunu zaman zaman nefsimizi hatırlatma babında tekrarlamamız gerekir. Bir tefekkür ve muhasebe olarak. Beni yaratan o. Beni yarattıkları içerisinde mümtaz, ahsen-i takvim suretinde, eşref-i mahlukat olarak insan şeklinde yaratan o. Yani beni, benim dışımdaki her şeyi bana ya doğrudan ya da dolaylı yoldan hizmet edecek şekilde, bana fayda verecek şekilde
benim emrime tahsis eden o ve beni bu anlamda insan olarak yaratmış olması demek, hani benim dışımdaki bütün kainatın bir şekilde bana hizmet ediyor olduğunun göstergesi, emrime musahhar edildiğinin göstergesi. Bununla beraber bana bu hayat serüvenimde, sergüzeşti hayatımda, gençlik gibi çok kıymetli ama geçip gidecek olan, kalıcı değil dünyada, nimeti veren de o ve benim insan olmak, insan olarak yaratılmak için de, insan olarak yaratıldıktan sonra böylesine muhteşem bir düzenin içerisinde en güzel şekilde yaşayabileceğim dünyaya gönderilmek için de hiçbir şey yapmadığımız belli, aşikar. Uzun uzun konuşmaya gerek yok. Bununla beraber gençlik nimetini veren o dedik. Bunun için de ben bir şey yapmış değilim. Ama Cenab-ı Hakk'ın lütfuna, keremine bakın ki bütün bunlarla beraber, yani ben hiçken, yokken, adı anılmaya değer bir varlık değilken, kimse beni bilmiyor iken, tanımıyor iken, yokum çünkü yani, yokum, kim bilir, kim tanır? Ama ilmi ezeliğide, muhit ilmin sahibi olan Cenab-ı Hak beni var etmiş. Beni var etmekle birlikte, tırnak içinde benim dediğim her şeyi de bana bahşetmiş. Bunlar içerisinde gençlik de var. Şimdi işin güzelliğine bakın ki, Allah'ın merhametine, lütfuna bakın ki, zaten bütün sermayemi o vermiş. Bana ait hiçbir şey yok sermaye adına. Benden bana sadece yokluk, hiçlik veya günahlar kalır, kötülükler kalır, zarar, ziyan kalır. Bu verdiklerimi kendi istediği şekilde kullanmanın karşılığında da, zaten bunların hepsi ona aitti, onun verdiği şeyler bana mevhub, yani hibe edilmişti. Bunları kendi rızasına uygun kullandığımda da, yani verenin verme maksadına uygun şekilde kullandığımda da bir de ebedi cenneti vaat ediyor. Ebedi gençliği vaat ediyor. Ebedi mal mülk sahibi olmayı vaat ediyor. Ya böyle bir şeyi Allah'tan başka kim yapabilir? Böyle bir rahmet Allah'tan başka kime ait olabilir? Böyle bir ihsan, böyle bir lütuf, böyle bir zenginlik, böyle bir cömertliği, sonsuz kerem sahibi olan, hazinesi nihayetsiz olan Allah'tan başka kim yapabilir? Peki ben birisini seveceksem, Allah'tan başka kim böyle bir sevgiye layık olabilir? Kaldı ki sevgi duygusunu da, sevdiğimi söylediğim şeyleri de, sevdiğimi söylediğim şeylerdeki sevme sebeplerimi de hepsini yaratan da o. Dolayısıyla elbette ben, beni, bende sevgi duygusunu ve sevgi duygumu sarf edeceğim şeylerin tamamını da yaratan kimse, asıl onu sevmeliyim. Aynı şekilde korku içinde. Bütün bunları dikkate aldığımda, eğer birisinden ben korkacaksam, o zaman birisinden çekineceksem, birisinin beni uyarmasını dikkate alacaksam, o uyarmalara dikkat etmediğimde, karşılığında yine ben sıkıntı çekeceksem, parantez içi bir cümle, yani bu uyarmaların arkasında yine aslında Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yatıyor. Yani diyelim ki çocuğunuzun yanlış bir şey yaptığını görüyorsunuz, uyarıyorsunuz. Çocuk olduğu için idrak edemiyor, siz uyarıyorsunuz anne baba olarak şefkatinizden dolayı bakın. Onun iyiliğini istediğinizden dolayı. Dolayısıyla Cenab-ı Hak da bizi uyarıyor. Deyim yerindeyse, teşbih tahta olmasın, bize parmak sallaması bile bizim hayrımız için, bizim iyiliğimiz için, bizim zarardan korunmamız içindir. Ben birisinden korkacaksam elbette ondan korkmalıyım. Böyle bir korku
böyle bir korku beni zarardan da kurtaracak. Böyle bir korku beni tehditten de, yani tehdit sebebi olan şeylerden de, zarar sebebi olacak şeylerden de, ziyandan da, bu ebedi bir şekavet. Hani sonlu sınırlı bir şikayet konusu veya sıkıntı değil. Ebedi şekavete beni sevk edecek şeylerden, beni korkutarak uyarıyorsa Cenab-ı Hak, kimden korkacağım ben? Ve bunu sonsuz merhametinden yapıyorsa, benim ondan merhamet dilememe de karşılık veriyorsa, vereceğini vaat etmişse, elbette birisinden korkacaksam benim ondan korkmam gerekir. O yüzden yani sevgiye ve korkuya, havfa ve muhabbete yegane layık olan Cenab-ı Hak'tır. Onu sever veya ondan korkar gibi olmamak, yani Allah'tan korkar veya Allah'ı sever gibi olmamak şartıyla insan diğer şeyleri de elbette sever. Konuştuğumuz için tekrar olmasın. Allah için sevmek ne demek? İnsan tabii ki bir zarar, kendisine bir zarar veya hayati bir tehdit söz konusu olduğunda ondan korkar. Zaten korkunun veriliş arka planında da bu böyle bir zarardan korunmak vardır. İşte ama asıl zarar nedir insan için? Yani asıl kazanç nedir, asıl kayıp nedir diye soruyu tekrarlayayım. Bir insanın asıl kazancı mahşer meydanı, yani hesap görüldü ya, bütün bu hayatın neticesi mahşer meydanında, mahkeme-i kübra kuruldu, bütün yapıp ettikleri ortaya döküldü ve orada kazanmışsa asıl kazanç olur. Yani akıbeti kazançla bitmişse asıl kazanç odur. Asıl kayıp nedir? Dünyada aldı, sattı, kazandı, kaybetti, gündü, ağladı vesaire. Asıl kayıp da, Allah muhafaza, ahiretteki kayıptır. Mahşer meydanındaki hesapta, Allah muhafaza eylesin hepimizi, kaybedenlerden olmak asıl kayıptır. O yüzden dünyanın da ahiretinde her şeyin sahibi olan, bekayı, ezeli, ebedi olan Cenab-ı Hak elinde tutuyorsa ve ben eğer birisinden korkacaksam ve bu korkunun karşılığında da dünyada da ahirette de fani hayatta da baki hayatta da bu korku beni ebedi zarardan ziyandan kurtaracak bir korkuysa tabii ki ondan korkmalıyım. Aynı şekilde sevgi içinde onu söyleyebiliriz. Evet, muhabbetse sevdiğin şey ya seni tanımaz, Allah'a ısmarladık demeyip gider, gençliğin ve malın gibi. Bunların hiçbirisi, yani hepimiz gençliğimizi severiz veya genç olmak isteriz. Hatta genç olamadığımız için pek çok insan genç görünmek ister. Daha genç görünmek için olmadık masraflar yaparız. Çünkü insan gençliğini sever, malını da sever. Ama ne mal ne gençlik ebedi değil. Yani mesela insanın malı şöyle aklımıza gelebilir. Gençlik, insan uzun bir ömür sürmüşse geçip gider. Bunu insan bilir ama malı konusunda biraz hani bir soru işareti olabilir. Malı da insanı terk edip gidiyor. Oysa insan diyelim ki son nefesine kadar, son derece hali vakti yerinde zengin olarak yaşayabilir diye akla gelebilir. Ama insan öldüğünde diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, üç şey onu takip eder. Bunlardan ikisi geri döner, birisi onunla kalır. Malı, serveti, ailesi, sevdikleri ve ameli, yapıp ettikleri. Kabir kapısına kadar bu üçü takip eder. Malı ve sevdikleri, hem de en sevdikleri, yakını, eşi, dostu, annesi, babası, ne bileyim, evladı. Geri döner, mal ve sevdikleri. Ama geriye ne kalır? Geriye ameli kalır. Dolayısıyla mal da en nihayetinde seni, ya sen onu terk edip gidiyorsun, ya da dünyadayken insan kazanır, kazandığı kadar kaybetme ihtimali de vardır.
ya o seni terk eder dünyada ya da sen onu dünyadan ayrılırken terk edersin. Yani bu anlamda sürekli seninle beraber değildir. Ya muhabbetin için seni tahkir eder. Görmüyor musun? Muhabbetin için tahkir eder, aşağılar. Görmüyor musun ki mecazi aşklarda %99'u maşukundan şikayet eder? Şimdi bu mecazi aşk gerçek adresini bulamamış. Fena ve fani yüzü. Bu insan olabilir veya diğer işte saydığı gençlik, mal, mülk vesaire, yani sevdiğimiz şeyler olabilir. Pek çok böyle ahlar, vahlar, şiirler, şarkılar, dikkat edin, aşk temalı, sevgi temalı, özellikle karşı cinse olan aşkla alakalı şeylere bakın, değerlendirmelere. Çoğunlukla acı vardır, karşılık görememek vardır, beklediği şeyi bulamamak vardır. Yani platonik bir aşkın veya kara sevdaya düşmenin verdiği acılar, sıkıntılar vardır. Hayata karamsar bakmak, kötümser olmak vardır. Arabesk şarkılar dinlemeye başlatır adamı. Neden? Çünkü mecazi sevgiden gelen sıkıntılardır bunlar. Yani gerçek sevgiyi, hakiki sevgiyi, aşkı bulamayan bir insan, mecazi sevgiye takılıp kalmışsa, şöyle ifade edeyim, sevdiğini sanki Allah'ı severcesine sevmeye başladı mı, bir defa muhatabı böyle bir sevgiyi kaldıramaz zaten. Yani mesela insan sevilmek ister ama ben birisinin beni Allah'ı sever gibi sevmesini kaldıramam, karşılık veremem. Bu bana ağır gelir. Hiçbir aklı başında insan birisinin kendisini Allah'ı sever gibi, bir ilahı sever, mabudu sever gibi sevmesini istemez, istememesi gerekir, bekleyemez, beklememesi gerekir. Çünkü o beklentinin karşılığını vermekten insan acizdir. Yani aciz, fakr, zaaf, noksan sahibi bir insan nasıl ebedi bir sevgiye, aşka, ilahi bir aşka muhatap olabilir ki? Yani insandaki muhabbet duygusu, sevgi duygusu, nihayetsiz kemal sahibi birisiyle ancak tatmin olabilir. Yani insanda nihayetsiz kemal söz konusu değildir. İnsan aciz bir varlıktır. İnsan fani bir varlıktır. İnsan muhtaçtır, zaaf sahibidir. Değil mi? Yani hataları olur, günahları olur. Oysa insandaki sevgi o kadar güçlü ki, nihayetsiz kemal sahibi olan, cemal sahibi olan bir zata ancak yönlendirildiğine karşılığını bulabilir. O yüzden de kişi sanki Allah'ı severcesine o güçlü muhabbet duygusunu kendisi gibi aciz, muhtaç, zaafları olan, eksikleri, kusurları, günahları, hataları olan bir varlığa, bir başka insana yönlendirmesinin sıkıntısını kendisi çeker. O merhametsizce bir tokat yemesi, yani muhatabının merhametsiz olmasından değil, belki çok merhametli de olabilir. Ama o sevginin karşılığını bulamaması, sevgiyi yanlış adrese yönlendirmesinin getirdiği bir şeye dönüşüyor bu. Dolayısıyla böyle bir insan, hani şey vardır ya, zarara razı olana merhamet edilmez. Bir süre sonra evet, insan diyelim böyle acı çeken bir insana acır, merhamet eder. Fakat zarara razı olmuşsa, bunu göre göre, göz göre göre kendini tehlikeye atmışsa, asla doyamayacağı sofralardan kalkmaya niyeti yoksa, yani sevgi açlığını bir insan, muhabbet açlığını asla doyamayacağı mecazi mahbuplarda, mecazi mahbupların sofrasında arıyorsa, laf dinlemiyorsa, illa da orada doyacağını iddia ediyorsa, bir süre sonra şefkate de, merhamete de,
artık layık olmaktan çıkıyor. Aynı şey korku için de geçerli. Korktuğun sana acımayacaksa, korktuğun sana merhamet etmeyecekse, merhamet talebini dikkate almayacaksa, o zaman korkuya layık değildir ki. Korktuğun şeyin korkusundan veya zararından emin olamayacaksan korkmakla, ondan korkmakla, o zaman bu korku duygusu yerini bulmuyor ki. Dolayısıyla insanın bir şey ortaya çıkıyor bakın sevgili dostlar. İnsanın kendisini tanıması demek, kendisinin mesela duygularının farkında olması demektir. Yani insanın asıl yolculuğu bu anlamda kendisini tanıyarak, kendi varlığı üzerinden Cenab-ı Hakk'ı tanımaktır. Yani kendisini tanımak demek, hani ben arefe nefsehu fekat arefe rabbehu diye bir hakikat var. Kendini tanıyan, nefsini tanıyan Rabbini tanır. Kendi marifetine eren bunun üzerinden, çünkü Cenab-ı Hakk'ın en orijinal, en benzersiz bir eseridir insan. Bir sanatçıyı en orijinal eseri üzerinden, en diyelim ki sanatını en kamil manada gösterdiği eseri üzerinden tanımak en doğru yoldur, en mantıklı yoldur. Dolayısıyla insanın kendini tanıması ne kadar önemli. Kendini tanıması, duygularını tanıması, duygularının nereye nasıl yönlendirileceğini bilmesi, aklını nasıl kullanacağını bilmesi ve bunlar üzerinden Rabbini tanıması ve Rabbinin rızasına erecek şekilde bir hayat sürmesiyle doğrudan alakalı. Yani kendini tanımak demek sadece belli işte yeteneklerini, kabiliyetlerini, imkanlarını veya işte sadece maddi, fiziksel, bedeni tarafını bilmesi, tanıması veya onu geliştirmesi demek değildir. İnsan bu anlamda bedeniyle, ruhuyla, aklıyla, kalbiyle, maddesiyle, manasıyla bir bütündür. Ve bu iki yönüyle de kendini tanıması, Rabbini tanımasına, dünya ve ahiret boyutuyla, mülk ve melekut boyutuyla, zahir ve batın yönüyle onu tanımaya birer basamak olacağını bilmesiyle alakalı bir şey. Evet, bir kısa ara vereceğiz inşallah. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeniden birlikteyiz efendim. Yaz akşamlarında bugün sevgi ve korku duygularını ikili olarak konuşarak başladık. Sevgiyi bir önceki programımızda konuşmuştuk. Burada bunun yanına korkuyu da ilave ettik. Bu kısmından biraz daha devam edeceğim. Bir de korku duygusunu yanlış kullanmak veya korkunun tahrik edilmesi, half damarının tahrik edilmesi insan için nelere mal oluyor? Allah'tan korkmak ne demek? Allah dışındaki şeylerden Allah'tan korkar gibi korkmanın insanın başına açtığı sıkıntılar neler olabilir? Bundan inşallah bahsedeceğiz. Şimdi muhabbetle alakalı mecazi aşkların %99'unun maşukundan şikayet ettiğinden bahsetmiştik. Çünkü burada hani neden böyle? İnsanın hani sevgi daha ziyade hani kalple, gönülle ilişkilendirilir. Samet aynesi olması gibi bir özelliği vardır insan kalbinin. Samet aynesi olan batını kalple sanem misal dünyevi mahbublara prestij etmek, yani sadece aslında Allah'ın sevgisiyle mutmain olacak gönül tahtı sadece Allah'a mahsus bir şey. Yani o şeyi kaldırmıyor, şirki kaldırmıyor. Oraya bir ortak, değil mi? Yani bir ülkede bir tane padişah olur. Otoruda bir tane olur, sultanı bir tane olur. Yani aynı vasıflara sahip, aynı yetkilere, aynı sorumluluklara, aynı imkanlara sahip iki otorite olmaz. Olursa kıyamet kopar zaten orada. Dolayısıyla kalbin sahibi sadece Cenab-ı Hak'tır. Samet aynesidir. Ondan başkasına onun gibi yer ayırmak insanın gönlünde, kalbinde, vicdanında
işte o azapları, dünyevi azapları beraberinde getiriyor. Uhrevi azapları beraberinde getiriyor. Dünyevi mahbuplara perestiş etmek ve o mahbupların nazarında sakildir ve istiskal eder, reddeder. Zira fıtrat, fıtri ve layık olmayan şeyi reddeder, atar. Şehvani sevmekler bahsimizden hariçtir deniyor. Orada bir süre şey olabiliyor. Demek sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor, ya seni tahkir ediyor, sana değer vermiyor, seni aşağılıyor, ya sana refakat etmiyor. Yani istediğin kadar senin yanında yer almıyor, seninle birlikte olmuyor. Senin ramına müfarakat eder. Hani gençliğin ve malın gibi diye daha önce örnek vermişti. Diğer şeyleri de bunun yanına katabiliriz. Madem öyledir, bu havf ve muhabbeti öyle birisine tevcih et ki, yönlendir ki, senin havfın, korkman lezzetli bir tezellül olsun. Muhabbetin zilletsiz bir saadet olsun. Lezzetli bir tezellül. Yani Cenab-ı Hakk'ın insanın ondan korkması lezzetli bir tezellüldür. Yani bir nevi tevazunun bir göstergesidir. Tezellül aslında alçalmadır. Yani zillet kelimesinden geliyor. Alçalma, öyle bir alçalma ama insan Cenab-ı Hak karşısında alçaldığında, tevazu gösterdiğinde, tezellül gösterdiğinde yücelir, yükselir, değer kazanır. İnsanın insana tezellülü zillettir. Hatta sana zulmedene, hani aç canavana tahakküm göstermek gibi bir şey olur. Daha da böyle aşağıdan almak zilletin dibidir. Ama insanın ve yarattığı hiçbir şeyine muhtaç olmayan Rabbine karşı tezellülü, tevazu onu yükseltir ve yüceltir. Evet, Halık-ı Zülcelal'inden havf etmek, adres belli, ondan korkmak, onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Niye korkuyoruz? Onun rahmetine iltica ediyoruz. Ondan merhamet istiyoruz. Ondan yani istirham dedik ya, istirham okuduk. Merhamet dileme. Allah merhameti nihayetsiz olandır. Havf ne oluyor burada? Bir kamçıdır. Seni harekete geçiren bir şey, korku damarı. Onun rahmetinin kucağına atar. Öyle bir kamçı ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin kucağına beni atıyor. Rahmetine beni ulaştıran ve o rahmetten, nihayetsiz rahmetten nasiplenmeme, nemalanmama vesile olacak bir korku, güzel bir korkudur veya adres doğru bir adrestir. Malumdur ki bir valide mesela bir yavruyu korkutup sinesine celbediyor, o korku o yavruya gayet lezzetlidir. Yani bazen olur ya, anneler veya babalar bir şeyle korkutur çocuğunu. Güvenli bir limana ihtiyacı var çocuğun. Annesidir, babasıdır o güvenli liman. Korktuğu şeyden onu koruyabileceğini düşündüğü annesidir, babasıdır. Anne babasının onu korkutması demek aslında gerçekten onu korkutmak değildir amaç. Kendisinin sevgisine, rahmetine, merhametine, daha doğrusu şefkatine sarılmasıdır, gelmesidir. Yani kendine döndürmek içindir. Onu daha fazla sevmek içindir. Onu kucaklamak içindir. Dolayısıyla hani Allah'ın bizi bu anlamda korkutması, uyarması da aslında hani anne babanın çocuğunu korkutup kendi şefkatine onu çağırması gibi. Mesela bir yavruyu korkutup sinesine celbediyor. O korku o yavruya gayet lezzetlidir. Çünkü şefkat sinesine celbediyor. Yani korkarak annesine babasına koştuğu anki mesela yüz ifadesini veya ona kavuştuğundaki huzur, mutluluğu şöyle hayal edelim. Değil mi? Halbuki bütün validelerin şefkatleri rahmet-i ilahiyenin bir lemasıdır. Bütün valideler, bakın annelerin derken burada sadece insanlar kastedilmiyor. Hayvanatın annelerinde de dahil olmak üzere. Geçmiş, an ve gelecek.
dünyadaki bütün validelerin yaşayan, yaşamış, yaşayacak olan sinelerindeki şefkat, rahmet-i ilahiyenin bir lem'ası, bir yansıması sadece. Demek, parıltısı yani. Demek havfullah'ta, yani Allah'tan korkmada azim bir lezzet vardır. Allah'tan korkmak. Öyle bir korku ki, insana lezzet veren bir korku. İnsan onunla telezzüz ediyor, yani lezzetleniyor. Allah'tan başka hangi şeyden korkmak insana lezzet verir ki? Allah'tan başka, yani mahlukat, okuduk ya, ya halk ya halik. Hani halik'ten başkasından korkmak, onun yarattıkları, insan başta olmak üzere. Hangi korku insana lezzet verir? Şefkat, merhamet, sinesi manasına gelir. Evet, madem havfullahın, yani Allah korkusunun böyle lezzeti bulunsa, muhabbetullah'ta ne kadar nihayetsiz lezzet olduğu malum olur. Korkusunda bu kadar lezzet varsa, sevgisinde kim bilir ne kadar lezzet vardır. Hem Allah'tan havf eden, korkan, başkalarının kasavetli, belalı havfından kurtulur. Denilir ya, kork Allah'tan korkmayandan. Başkalarının kasavetli korkusundan kurtarıyor bir de. Yani hem telezzüz ediyor hem de başkalarının sana sıkıntı veren, kasavetli derken öyle düşünmemiz gerekiyor. Böyle keder veren, sıkıntı veren, insanı bunaltan, ferahlandırmayan yani. O belalı korkusundan kurtulur. Hem Allah hesabına olduğu için mahlukata ettiği muhabbet dahi firaklı, elemli olmuyor. Allah adına korkunca bu lezzetli hale geliyor, merhametli bir hale geliyor. Başkalarının korkusundan kurtuluyor. Hani şöyle bir şey, yani bir kalpte Allah sevgisi bir numaraysa, onun dışındaki şeylerin sevgisi asla o sevginin yerine geçemez. Bir. İki, bir kalpte Allah sevgisi yerindeyse, yani bir numaraysa, onun dışındaki sevmelerin tamamı aynı zamanda Allah sevgisi hesabına geçer, adına geçer. Onu önceki programımızda örnekleriyle anlatmıştık. Korku için de aynı şey geçerli. Allah korkusu bir numaraysa, yani Allah'tan korktuğu kadar başka hiçbir şeyden bir insan korkmuyorsa, bunun kazanımlarından, kazançlarından bir tanesi de Allah o insanı mahlukatın korkusundan kurtarıyor. Kendisinden başkasının ona vereceği korkulardan kurtarıyor. Saadetli, mesrur bir hale getiriyor. Yani dikkat ederseniz burada aslında tevhid hakikatinin bunlar birer yansıması. Nedir tevhid? Yani tevhid en yalın ifadesi birleme demek ve Allah'ın birliği manasına geliyor, değil mi? Ama hayır. Mesela tevhid yalnızca Allah'a kulluk edin vurgusu bir tevhid vurgusudur. Hiçbir şeyi Allah kadar sevmemek veya Allah'ı her şeyden daha fazla sevmek bir tevhid vurgusudur, bir yansımasıdır. Aynı şekilde bir kalpte Allah korkusu, zaten sevgi ve korku birbiriyle ilişkili. Allah korkusu hakimse, başka şeylerin korkusundan daha fazla insan Allah'tan çekiniyorsa, korkuyorsa, bu korku onu diğer şeylerin korkusundan alıkoyuyor. Hani şey gibi, hani Allah'a kulluk eden, abd kelimesinin bir ara anlamına bakmıştım. Daha önce dikkatimi çekmeyen bir yorum okudum ve çok hoşuma gitti. Çok güzel ifade edilmiş. Abd kelimesi biliyorsunuz kul anlamına gelir. Abd aynı zamanda köle anlamında da kullanılıyor. Kul, köle, abdiyet, kulluk, kölelik. Fakat abd kelimesi mesela insana nispet edildiğinde köle anlamına gelirken
Allah'a nispet edildiğinde hürriyet, hürlük anlamına geliyor. Yani bir insan başka bir insana abd olduğunda bu köle oluyor. Ama insan Allah'a abd olduğunda Allah'ın yarattığı bütün varlıkların köleliğinden kurtulup gerçek hürriyete, özgürlüğe kavuşuyor. Burada da böyle. Sadece kendisinden korkanı Allah diğer bütün korkulardan azat ediyor. Bu işte tam anlamıyla bir hürriyettir. Korkudan hürriyet. Diğeri de sevgide hürriyettir. Sevgide hürriyet. Allah'ı ilk sıraya koyarsan sana acı verecek, sana sıkıntı çektirecek, sana gözyaşı döktürecek, seni dinlemeyecek merhametsiz mahbupların o sıkıntılarından Cenab-ı Hak seni muhafaza ediyor. Bu ne kadar güzel bir şeydi. Henüz daha dünyada başlıyor bunun mükafatı. O yüzden söylüyorum. Yani insanın kendini tanıması, duygularını tanıması, neyi sevecek, neden korkacak, neye gıpta edecek, neyi kiminle nasıl paylaşacak, kime merhamet edecek, ne kadar merhamet edecek, bunlar çok önemli. Henüz dünyadayken sıkıntısı da, süruru da, azabı da, mutluluğu da henüz dünyada görülmeye başlanıyor. Dolayısıyla insanın hani Allah hesabına olduğu zaman mahlukata ettiği muhabbet dahi firaklı, elemli olmuyor. Allah adına severse firaklı olmuyor, sıkıntı vermiyor. Çünkü Allah adına sevdiğinde sevdiği her şeyi bir insan geride bırakmıyor. Yanına alıp gidiyor. Allah adına korktuğu zaman o zaman bu korkular da yanına alıp gidiyor. Yani bu ebedi bir saadete, şekavetten kurtarıp saadete insanı sevk ediyor. Evet, bunu burada bırakıyorum. Şimdi korku duygusu insana niçin verilmiş? Esas itibarıyla Cenab-ı Hakk'ın insana korku duygusu vermesi, havf damarını vermesi hıfzı hayat içindir. Yani hayatını korumak içindir. Burada korkaklık farklı bir kelime, yani farklı bir şey. Her insanda korku vardır. Ama bazıları korkaktır. Hani insandaki potansiyel eğilimler, meyiller açısından, istidatlar açısından baktığımızda Cenab-ı Hak her insana üç kuvveyi vermiş. Kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye. Yani akıl gücü, arzu gücü, şehvet gücü, öfke, gazap gücü. Öfkenin, yani kuvve-i gadabiyenin ifrat mertebesi tehevvür, yani saldırganlık. Hiçbir şeyden, işte gözünü daldan budaktan asırgan, yani fayda zarar verecek demeden her şeye saldırmak, bu kötü. Bir başka kötü, ifrat, tefrit. Tefrit de cebanet, korkmayacağı şeylerden korkmak. Doğrusu ne? Veya haddi vasatı ideal olanı ne? Şecaat, yani cesaret, kahraman, kimsenin hakkına girmemek, yani korkması gerekenden korkmak, hakkını kimseye çiğnetmemek ama kimsenin hakkına girmemek. Ne kendi hakkını, ne başkasının hakkını çiğnememek, ne kendisinin, ne de başkasının hakkını çiğnetmemek. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu duygu bize vermiş ve kullanacağız. Hıfz-ı hayat için. Hayatı, en başta hayatı korumak veya hayata hizmet eden şeyleri muhafaza etmek için. Mesela sağlığımızı korumak isteriz. Çünkü bir tık ötesi değil mi? Hıfz-ı hayat. Dolayısıyla hani hıfz-ı hayat derken hayat dışındaki şeylerden korkmayacağız değil. Yani hayata hizmet eden her şey değil mi? Bunları muhafaza etmemiz gerekiyor. Ve asıl hayat neresidir diye soralım soruyu. Asıl hayat ahiret hayatıysa, bu dünya Allah ne kadar takdir etmiş bilmiyoruz. Şu anda yaşıyoruz. Bittiğinde, yani bu rüya bittiğinde, bu uyku bittiğinde, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Hakikatini hatırlayalım. Gözümüzü açtığımız, Cenab-ı Hakk'ın
rahmetinin, saltanatının bütün şaşasıyla, adaletinin, sayın bütün vasıflarını, görüleceği, ebedi olarak görüleceği, ahiret hayatı, asıl hayat, şimdi o asıl hayatı kaybetmekten korkmak. Bu korku güzel bir korkudur. Bu korku, korkunun veriliş amacıdır işte. Hayatı korumak, sadece dünya hayatını değil. Dünya hayatını korumak için de elbette bir takım tehlikelerden kendimizi, sevdiklerimizi muhafaza ederiz. Ama bir insan cenneti kaybetmekten, cehenneme girmekten korkmuyorsa, dünyada hayatını muhafaza etse ne olur, etmese ne olur? Bir insan Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini kaybetmekten korkmuyorsa, bir insan Cenab-ı Hakk'ın gazabına maruz kalacağından korkmuyorsa, dünyevi korkmalar ne ifade eder? Dolayısıyla asıl korku Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, merhametinden, lütfundan mahrum kalmaktır. Asıl korku, yani bunun için verilmiştir. Cenab-ı Hakk'ın Darüsselam yurduna bizi çağırıyor ya, o yurttan mahrum kalmaktır. Mahrum kalma korkusudur. Bu korku insanı, dünyasını da ahiretini de güzelleştiren bir korkudur. Ama gelin görün ki korku damarının yanlış yerlere kullanılması ve özellikle de dine hizmet eden, efendim, ehli ilim, ehli hizmet insanların bu korku damarını ehli dünya çok tahrik ederek onları hizmet etmekten, ilim öğrenmekten alıkoymaya ve yanlış yere yönlendirmeye vesile oluyor. İşte okuyacağım kısım mektubattan 6. Risale olan 6. kısım, 29. mektup. İkinci desise bu. İkinci desise insanda en mühim ve esaslı bir his, hissi haftır, yani korku duygusudur. Dessas zalimler, dessas aldatıcı hilekar, bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyorlar, yani tutuyor, gemlendiriyor, istediği şekilde yönlendiriyor. Gem biliyorsunuz, atların işte yönlendirmek için ağızlarına geçirilen bir şeydir. Ehli dünyanın hafiyeleri ve ehli dalaletin propagandacıları, avamın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar, korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar. Mesela, nasıl ki bir damda bir adamı tehlikeye atmak için bir dessas adam, hilekar, aldatıcı bir adam, o evhamlının nazarında zararlı görünen bir şeyi gösterip, vehmini tahrik ederek, korkutarak, kova kova, onu göstere göstere, kova kova, ta damın kenarına gelir, baş aşağı düşürür, boynu kırılır. Aslında çok da korkmaya değer bir şey değil. İken, onu göstere göstere, korkuta korkuta, onu daha büyük bir zarara sevk eder. Aynen onun gibi, çok ehemmiyetsiz ve evhamla, çok ehemmiyetli şeyleri feda ettiriyorlar. Hatta, bir sinek beni ısırmasın diyerek yılanın ağzına girer. Bu örnekler akılda kalıcı. Yani sineğin ısırmasından kaçıyor. Korku damarı. Dedi ki hıfz-ı hayat. Ama öbür taraftan kendini yılana teslim ediyor. Bile bile bir insan böyle bir şey yapar mı? Gerçekte göz göre göre. Hayır, böyle olduğunu bile bile yapmaz. Ama kendini tanımak önemli. Duygularımızı nasıl yönlendirildiğimizde, yani nereye sarf ettiğimizde, neyle karşılaşacağımızı, neye mal olduğunu, bedeninin ne olduğunu bilmek, farkında olmak, bunun marifetine ermek ne kadar önem arz ediyor. Şimdi burada Bediüzzaman Hazretleri bir örnek veriyor, yaşadığı bir örnek. Bir zaman Allah rahmet etsin, mühim bir zat kayıya binmekten korkuyordu, İstanbul'da geçen bir hadise. Onunla beraber bir akşam vakti İstanbul'dan
Köprüye geldik. Kayığa binmek lazım geldi. Araba yok. Sultan Eyyub'a gitmeye mecburuz, ısrar ettim. Dedi, korkuyorum, belki batacağız. Kayığa binmeye korkuyor. Bazen böyle korku yaşayanlar oluyor, mesela uçağa binemiyor vesaire. Ona dedim, bu Haliç'te tahminen kaç kayık var? Dedi, belki 1000 var, 1000 tane kayık var. Senede kaç kayık gark olur, yani batıyor o 1000 tane kayıktan? 1-2 tane, bazı senede hiç batmaz. Sene kaç gündür? Bak, hesap çıkaracak. Sene kaç gündür? 360 gündür. Senin vehmine erişen ve korkuna dokunan batma ihtimali 360 bin ihtimalden 1000 kayık var. Senede 1-2 tane ya batıyor, bazı sene hiç batmıyor. İşte bir sene kabaca 360 gün olarak düşünülüyor. 360 bin ihtimalden bir tek ihtimaldir. Böyle bir ihtimalden korkan insan değil, hayvan da olamaz. Yani aklını bu kadar kötü kullanan, duygularını bu kadar yerinde kullanmayan insan değil, hayvan da olamaz. Hem ona dedim, acaba kaç sene yaşamayı tahmin ediyorsun? Kaç yıl daha yaşamayı düşünüyorsun? Dedi, ben ihtiyarım. Belki 10 sene daha yaşamam ihtimali vardır. O kadar da olmayabilir. Dedim, ecel gizli olduğundan her bir günde ölmek ihtimali var. Öyleyse 360 günde her gün vefatı muhtemel. 3000 düzeltiyorum. 10 yıl demişti ya. 3600 günde her gün vefatı muhtemel. İşte kayık gibi 360 bin bir ihtimal değil, belki 3000'den bir ihtimalle bugün ölümün muhtemeldir. Titre ve ağla, vasiyet et dedim. Hangisi büyük? 360 bin ihtimalde bir olan şey mi büyük? 3600 de bir ihtimal mi daha? İnsana daha yakın. Aklı başına geldi. Yani nasıl bir ikna etme yöntemi, bu da güzel bir yöntem. Titreyerek kayığa bindirdim. Kayık içinde ona dedim. Cenab-ı Hak havf damarını, korku damarını hıfz-ı hayat için vermiş. Hayatı muhafaza etmek için vermiş. Hayatı tahrip için değil. Şimdi kendimizi yoklayalım. Korktuğumuz şeylere bakalım. Korkma miktarımıza bakalım. Korktuğumuzdan dolayı kaybettiğimiz, mahrum kaldığımız şeyleri bir düşünelim, bir muhasebe edelim. Gerçekten korku duygusu bizim için, benim için hıfz-ı hayata mı hizmet ediyor? Yoksa tahrib-i hayata mı? Yani hayatı korumaya mı, hayatı tahrip etmeye mi hizmet ediyor? Evham, tabii bunun bir tık ötesi, kaygı bozukluğu filan, hani psikolojik bir takım rahatsızlıklara giriyor zaten. Orada belki teknik destek, profesyonel destek de almak gerekebiliyor. Ama hadi oraya vardırmayalım işi. Bunu gözden geçirelim. Yani hayatı muhafaza etmeye, hayatı beslemeye, desteklemeye mi hizmet ediyor? Zarardan kaçınmaya mı, yoksa gerçekten tahrip mi ediyor? Harap mı ediyor? Evet, devam edeyim. Ve hayatı ağır ve müşkül ve elim ve azap yapmak için vermemiştir. Hav 2, 3, 4 ihtimalden bir olsa, hatta 5-6 ihtimalden bir olsa, ihtiyatkârane bir hav, yani tedbir açısından meşru olabilir. Fakat 20, 30, 40 ihtimalden bir ihtimalle hav etmek, bir şeyden korkmak evhamdır. Tam kelime bu, evham. Yersiz korku. Korkmaya değmeyecek kadar az ihtimali olan şeyden korkmak. Hayatı azaba çeviriyor diyor. Dolayısıyla bu bahsin geçtiği yer, hani dine hizmet dedik ya, ehli hizmet, ehli ilim mi, bu vazifesinden alıkoymak. Dünyevi bir takım şeylerle korkutarak, kandırarak daha büyük kayıplara onu sevk etme. Bu çerçevede anlatılıyor. Bu anlamda da düşünebiliriz.
bunu genelleyerek de düşünebiliriz. Bizdeki korku duygusunu nereye kullanıyoruz? Evham seviyesinde mi? Yoksa gerçekten muhafaza etmek, kendimizi muhafaza etmek, sevdiklerimizi muhafaza etmek, dünyamızı, ahiretimizi muhafaza etmek. Bizi Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, merhametine, lütfuna, keremine sevk edecek şekilde. Onun koyduğu sınırlara, sınırları aşmaktan korkmak şeklinde mi cereyan ediyor? Çünkü böyle bir korku güzel bir korkudur. Bize kazandıracak korkudur. Çünkü Cenab-ı Hak bir sınır belirlemiş. Hududullah. Bir hudut, bir sınır belirlemiş. O sınırı aşmak bizim için tehlike çanlarıdır. Onu aşmak demek, onun merhametine, merhametinden mahrum kalmak demektir. Onun azabına, gazabına kendimizi açık hedef hale getirmek demektir. Bu anlamda Cenab-ı Hak bizlere korku duygumuzu da tıpkı sevgi duygusu gibi doğru yere kullanmayı nasip etsin inşallah. Hıfz-ı hayat, hem dünya hem ahiret ve Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğramaktan korkmayı nasip etsin. Onun cennetinden, cennetinde cemalullahı görememekten korkarak, onun saadet diyarına davetini ve bu davete icabet etmeyi bizim için de inşallah nasip edecek şekilde hareket etmeyi bizlere lütfetsin diyerek programımızı tamamlamış olalım. Tabii korku duygusunun farklı veçeleri de var ama en azından ana noktaları diyebileceğimiz kısımları inşallah paylaşmış olduk. Haftaya farklı bir konuyla karşınızda olmak niyet ve duasındayız. Tekrar buluşmak niyet ve duasıyla Allah'a emanet olunuz efendim.